Ve söz verdiğimiz konulardan, yani en önemli konumuz bizim devlet hastanemiz, yolumuzdu. Bunları çok şükür tamamladık ve dün itibariyle çok güzel bir müjdeyi aldık. Buradan da ilk sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımızla bunu paylaşmak istiyorum. 14.09.2017 tarihli yüksek öğretim YÖK kararıyla bizim de 2014 seçimlerinde söz verdiğimiz, Sayın Bakanımızın da bizleri desteklediği ve Sayın Bakanımızın Denizli'de özellikle olmayan bölümlerin açılmasıyla ilgili bizlere talimat verdiği Çameli Meslek Yüksekokulu projemiz YÖK kararıyla 14.09'da onaylanmış oldu. Çamelimize, yöremize, bu etraftaki öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çünkü açacak olduğumuz ilk etapta 3 bölümümüz var. Bunlardan bir tanesi hayvan sağlığı, teknikerliği ve laborantlık. Çünkü hayvancılığın önemli olduğu bir çerçeve burası, Acıpayam Çameli bölgesi. Günlük 100 ton süt işlenen bir bölge. 18 bin büyükbaş hayvan, 16 bin küçükbaş hayvanın olduğu bir bölge. Bununla ilgili bir bölümümüz var. İkinci bölümde iklimlendirme, ısıtma, soğutma. Biliyorsunuz mevsim değişiklikleri bütün dünyada etkisini gösteriyor. Hem ısıtma hem soğutma bize göre önemli bir bölümdü. Üçüncü bölümümüzde harita kadrosu bölümü. Şu anda Pamukkale Üniversitesi'nin merkez dahil bütün ilçelerinde olmayan bölümlerinden 3 tanesi bunlar. Bunlarla ilgili de karar YÖK tarafından geçen hafta itibariyle onaylandı. Çamlarımıza hayırlı olsun. Buradan sizler vasıtasıyla da bu müjdeyi sayın izleyicilerimize, Çamlı hemşehrilerimize vermiş olalım. Ya, tabii söylemlerinizden Sayın Başkan, şimdi Çameli, Denizli'de en çok oy aldığınız ilçemiz. Bir alacak olduğumuz. İlçelerimizden birisi değil, ilçemiz. Yani Evet. açık aranın Rakibimiz doğrusu. yok artık. Bunu nasıl sağladınız? Bir de sanırım projelerinizden ve söylemlerinizden şunu anlıyorum ben. 2019'da da artık yeniden adaysınız. Evet. Allah nasip. Birincisi Allah nasip ederse, sağlığımız sıhhatimiz buna el verirse, ikincisi partimiz teveccüh ederse, en önemlisi de milletimizin teveccühü bizler için çok çok önemli. Onlar teveccüh ederse bir dönemde onlara hizmet etme düşüncesindeyiz. Tabii biz 2014 seçimlerinde %64 ile başladığımız serüvende, işte %65'ler en son referandumda da %70,3 ile her seçimde oyumuzun üzerine oy koyduk. 2019 hedefimiz de inşallah hedef koymak önemlidir. %80 olarak düşünüyoruz. Sebebi de şu, biz Bilidiyiz. Yani şehremeniyiz bu ilçenin. Ve biz daha önceki çalışmalarımızda da ben 20-25 yıldır burada bir kamu kuruluşunda hizmet veriyordum. Amacımız sadece bu aziz milletimize hizmet. Çamalilere hizmet. Yani yıllar içerisinde ne kadar olumsuzluk olursa olsun bu milletimiz bizleri, partimizi, teşkilatımızı, en önemlisi Cumhurbaşkanımıza her zaman desteklerinden hiçbir şüpheler olmamış. Ve biz yaptığımız hizmetlerde de her zaman samimi olduk. Seçimlerde doğrudur. Bir tarafımız var, bir partimiz var. Ama seçim haricinde de burada ben şu anda Çamalı'nın nüfusu 18.239. 18.239 vatandaşın belediye başkanıyım. Hiçbir zaman siyasi düşünceler ayırt etmeden hizmetimi, görevimi devam etmek zihniyetiyle bu işimi yapıyorum. Tabii çalıştıktan sonra, ürettikten sonra takdir edici olan milletimiz ve milletimiz de çalışanı da çalışmayanı da en iyi şekilde takdir ediyor sandıkta. Bunda hiçbir tereddüt yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.